Vücudun belirli bölgelerinde belirli zamanlarda çıkan sivilceler, tahrişler, adına çoğu zaman dökülmeler, pullanmalar, herhalde tıp dilinde sedefi içeriyor bu tür Evet, şeyler. sedef. Bunun için elimizde bitki takviyesi var mı? Şu Sedef, önce sebebi ne? Sedefin neden sedef olur insanlar? sedef hakkında 100 yıldır birçok teori var. Teori. Hipotez. O diyor ki şunun sebebi, o diyor ki budur, bu diyor ki Strese budur. bağlı olduğunu söyleyenler Stres çoğunlukta. tetikler. Esas ana faktörü değil. 100 yıldır genel olarak söylenen keratin denen bir protein yetersizliğinden kaynaklanıyor, deniyordu. Söz böyleydi. Teori ama gerçek ispat edilmedi. Kreatin, derinin, tırnağın, saçın yapımında kullanılan çok özel bir protein. Bu protein yetersizliği olursa hücre gelişimi hızlı olur, sedef olur denildi bugüne kadar. Fakat bunun asılsız olduğu ortaya çıktı. Kim çıkardı? Doktor Simoncini, İtalyan asıllı Doktor Simoncini 30 yıl sedef hastalıkları ve kanser üzerine araştırmış. Yapmış olduğu araştırmalarda isteyen Google'dan girerek görebilir. Sedefin sebebinin bağırsak mantarı olduğunu belgeledi Simoncini. Alman asıllı doktorlar da bu Oregon üzümü denir buna. Latincesi Mahonia aquifolium. Dalının kabuğu, bunun yaprağı çiçeği değil. Dalının kabuğu ve kökünün kabuğunda çok özel etken bir madde var. Alkaloid türevleri, barbamin vesaire. Bu sedefe karşı, akneye karşı, eksemeye karşı dünyada en etkili madde. Bununla ilgili burada klinik araştırması yapılmış. Profesör Doktor Vizanov, Profesör Doktor Gita, Profesör Doktor Lütke. Sedef hastalarını tedavi etmişler. Klinik araştırması. Alman asıllı doktorlar. İşte benim zoruma giden nedir? Alman asıllı doktor diyorum. Neden Türk asıllı değildi? Bitki Türkiye'de yetişiyor. Türkiye'nin iklimine uygun. Bitki bu. Şu çiçeği sarı, altın sarısı. Bu da olgunlaşmış meyvesi. Bu damlası, drajesi, kapsülü ve kremi var. Ekzemanın. Elimizde var mı? Tabii var, evet. Nerede? Mahonya. Bunu da gösterelim. Mahonya sedefe karşı. Fakat sedef hastası olan da mutlak surette bağırsaklarında ve karaciğerinde problem var. Yani alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, katman rahatsızları, bütün hastalıkları tetikleyen aslında nedir? Bağırsak rahatsızları, karaciğer rahatsızlığı. Karaciğer ve bağırsakları tedavi etmeden hiçbir hastalığı tedavi Peki edemezsiniz. hocam, hani stres bu hastalığın asıl sebebi değil, tetikler diyorsunuz değil mi? Stres sadece, stressiz insan var mı? Var. Nerede? Ya mezarda, ya hastalığı, ya Yani stressiz insan yok hayatta. doğru. Kim diyorsa ki bende stres yok, kim diyebilir? Hiçbir kimse diyemez. Stres, stres, stres. Her şey stresten kaynaklandığını söyleniyor şimdi. Eskiden stres diye bir şey yoktu. Stres herkeste var. Stres var, var, var. Olacak da. İnsan yaşadığı sürece olur. Ama bazılarında bu hastalık var, bazılarında yok. Neden yok? İşte Simoncini 30 yıl klinik araştırması yapmış. Stresten değil, kreatin yetersizliğinden değil, mantardan kaynaklandığını belgelemiş. Alman asıllı doktorlar da sedefi bu Mahonia aquifolium bununla tedavi etmişler. Belgelenmiş. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Anladım. Çok ağır vakalar. Peki hocam.